Bizden istenen eksi 2 pi ile 2 pi kapalı aralığında y eşittir 2 sinüs eksi x fonksiyonunun grafiğini çizmemiz. Bunun için ilk olarak y eşittir sinüs x fonksiyonunu çizeceğim. Sonrasında ise bu başındaki 2'nin ve x'in önündeki eksinin bu grafiği nasıl etkilediğine bakacağız. y eşittir sinüs x ile başlayalım x eksenimizi ve y eksenimizi çiziyorum. Ayrıca soruda grafiği eksi 2 pi ile 2 pi aralığında istemişler. Buraya eksi 2 pi diyelim. Burası da eksi pi olsun. Burası tabii ki 0. Burası pi ve burası da 2 pi olsun. Burası 1 olsun. Buraya da 2 diyelim. Burası eksi 1 ve burası da eksi 2 olsun. Bu eksenleri daha sonra kullanabilmek için kopyalayıp bir kenarda tutayım. Peki, hadi sinüs eksi bir düşünelim x 0 olduğunda sinüs 0 ne olur? x eşittir 0 ise sinüs 0 sıfır da 0'dır. En iyisi buraya örnek olması için bir birim çember çizeyim. Evet, ben de trigonometrik fonksiyonların değerlerini hesaplarken kafamda bu çemberi canlandırıyorum zaten. Burası x, burası y, birim çember, birim çemberi de çizelim. Hatırlayacağınız üzere buradaki x değeri açıyı temsil ediyor. Yarı çapı 1 olan birim çemberimi de çizdim. Pekala açı 0 olduğunda sinüs değeri de 0 olacak. Burada y koordinatı sinüs değerini verecektir değil mi? Açı arttığında sinüs pi bölü 2'ye kadar gelelim. Sinüs pi bölü 2'nin değeri 1'dir. Sinüs pi'ye geldiğinizde bunun değeri 0'dır. Sinüs 3 pi bölü 2'nin değeri eksi 1'dir. Ve sinüs 2 pi'nin değeri ise tekrardan 0'ı verecektir. Noktalara göre şöyle bir grafik ortaya çıkacaktır. İşte 0 ile 2 pi arasında böyle bir şey, evet böyle bir şey olacak. Eksi yönde de Aynı şeyleri yapmalıyız. Eksi yönde gittiğimizde sinüs eksi pi bölü 2'nin cevabı eksi 1'dir. Eksi pi'ye gittiğinizde tekrardan sıfıra geldiniz. Eksi 3 pi bölü 2'ye geldiğinizde buradan buraya geldiğinizde sinüsün değeri 1 olacaktır ve eksi 2 pi de ise tekrardan sıfıra hoş geldiniz. Ee, şu şekilde sıfırdan eksi 2 pi'ye kadar bir eğri oluşacaktır öyle değil mi? Gerçekten de tutarlı bir sinüs fonksiyonu çizdik gibi görünüyor. Sinüs x'in periyodu ise burada görüyorsunuz kat sayısı 1 yani periyodu 2 pi bölü mutlak değer 1'den dolayı 2 pi olacak. Evet bu gayet açık ya da grafikten de bunu görebiliriz. Aynı deseni tekrarlamaya başlayan en kısa mesafe 2 pi uzunluğunda. Peki, genliğe gelecek olursak, eksi 1 ile 1 arasında değerler alan bu fonksiyonun minimumu ile maksimumunun arası 2 birimdir. Yarısı ise 1 olacaktır. Ya da şöyle de düşünebiliriz, orta noktadan 1 bir birim kadar uzaklaşıyoruz. Gayet kolay aslında. Şimdi, birazcık değiştirelim. y eşittir 2 sinüs x'in grafiğini çizelim. Önceden kopyaladığım eksenleri buraya bir yapıştırayım ilk önce. Evet, peki. Y eşittir 2 sinüs x olduğunda ne olacak? Grafik nasıl bir değişime uğrayacak? Aslında tek yaptığımız bu fonksiyonu 2 ile çarpmak oldu. Aldığı tüm değerler 2 katına çıkacak, öyle değil mi? 2 kere 0 eşittir 0. 2 kere 1 eşittir 2. Dikkatli olmalıyım. Buradaki pi bölü 2 için 2 kere 1 eşittir 2. 2 kere 0 eşittir 0. 2 kere eksi 1 eşittir eksi 2. 2 kere 0 eşittir 0. Yani 0 ile 2 pi arasında şu şekilde bir eğri olacak. Evet, şimdi, şimdi aynılarını eksi yönde de yapmalıyız. 2 kere eksi 1 eşittir eksi 2, 2 kere 0 eşittir 0, 2 kere 1 eşittir 2, 2 kere 0 ise 0. Eksi yönde ise, evet, şu şekilde bir eğri ortaya çıkacak. İyi çizebileyim ki daha iyi anlayın. Evet, işte böyle bir grafik oldu. Peki, aslında ne oldu? Maksimum ile minimum nokta arasındaki uzaklık 2 katına çıktı. Total uzaklık 4 birim oldu. Yarısı ise 2'dir. Göreceğiniz üzere genliğin değeri, evet genliğin değeri 2 oldu. Buradaki mutlak değer 2'nin değeri olarak da görebilirsiniz bunu. Fark etmişsinizdir. Burada genlik 1'di ancak burada orta noktadan 2 katı kadar uzaklaşıyoruz. Çünkü fonksiyonu 2 ile çarptık. Şimdi sinüs x'e geri dönüp farklı bir şekilde değişiklik yapalım. Hadi sinüs eksi x'in grafiğini çizelim. Yine, yine önceden kopyaladığım eksenleri şuraya bir yapıştırayım. Evet, şimdi amacım y eşittir sinüs eksi x'in grafiğini, sinüs eksi x'in grafiğini çizmek. Bu fonksiyonda 2 yok. Direkt sinüs x olan grafiği sinüs eksi x'e çevireceğim. Şimdi bu eksi işaretin grafiğe nasıl etki yapacağına bir bakalım x sıfır olduğunda bu yine 0 olacaktır. Çünkü sinüs 0'ın değeri 0'dır. Peki x değeri büyüdüğünde ne olacak? x eşittir pi bölü 2 değeri için ne olacak mesela? x eşittir pi bölü 2 olduğunda bunu eksi ile çarptıktan sonra sinüs fonksiyonunun içine yazacağız değil mi? Yani x pi bölü 2 olduğunda aslında sinüs eksi pi bölü 2'ye bakmalıyız. Sinüs eksi pi bölü 2'nin değerini burada görüyoruz. Eksi 1 olacak öyle değil mi? x eşittir pi olduğunda, burada gördüğümüz gibi sinüs eksi pi, evet eşittir 0 olacak. x eşittir 3 pi bölü 2 olduğunda sinüs eksi 3 pi bölü 2'ye bakacağız, yani 1 x eşittir 2 pi olduğunda sinüs eksi 2 pi'ye bakıyor olacağız ve bu da 0. Ben 0 ile 2 pi arasını çizerken siz bir şeyi fark ettiniz değil mi? Aslında eksi yöndeki grafiği artı yöne taşıdım. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu 0 ile eksi 2 pi arasındaki bölümü katlayarak diğer grafiği elde ettim. Eksi x aslında bunu yaptı. Aynı mantık ile eksi taraf için de yapalım. x eşittir eksi pi bölü 2 olduğunda eksi işaretinden dolayı sinüs pi bölü 2 olacaktır. Yani 1. Bunu da y eksenine göre katlayabilirsiniz. Aslında temel olarak yaptığımız şey sinüs x'in grafiğini y eksenine göre katlamak oldu. y eksenine göre yansımasını aldık da diyebiliriz tabii. Burası y ekseni. Umarım yansımasını görüyorsunuzdur. İşte eksi x grafiği bu hale getirdi. Şimdi bunları birleştirmeye çalışalım. Dışarıda iki katsayısı olan ve içeride eksi x olan grafikleri çizdik. Önceden kopyaladığım eksenleri bir kez daha yapıştırayım. Şimdi bizden istenileni yapmaya çalışalım. Yeni bir renk kullanayım. Hı, mavi olsun tamam. Hadi y eşittir 2 çarpı sinüs eksi x'in evet bunun grafiğini çizelim. Şu ana kadar yaptıklarımıza göre bu grafik nasıl görünecek? Eğer sinüs x'in grafiğinden 2 sinüs eksi x'in grafiğine gitmek istersek nasıl değişimler olacak? İki şekilde düşünebilirsiniz. İlk olarak 2 sinüs x'i alalım ele. Fonksiyonu 2 ile çarptık. Genliğini iki katına çıkardık. Sonra da bunu katlayarak x'in eksi olduğu durumu elde edebilirim. Şu kısmı bir alayım sonra da y eksenine göre yansıtırsam önce eksi yönde gidiyor, sonrasında sıfıra geliyor ve pozitif kısma doğru çıkıyor ve buraya geldiniz. İki sinüs x'i, iki sinüs eksi x'e çevirmek için tek yaptığım y eksenine göre simetriğini almak. Tabii ki sıfır ile eksi 2 pi arasındaki görüntü için de buradaki sıfır ile 2 pi arasındaki görüntüye bakmalıyım. Önce yukarı, sonra aşağı inecek ve tekrar yukarı. Bu aslında 0 ile 2 pi arasındaki grafiğin yansıması. İşte burada görüyorsunuz. Ya da önce sinüs eksi x ile başlayıp sonra 2 sinüs eksi x'e gidebilirsiniz. Dikkat edin sinüs eksi x ile 2 sinüs eksi x arasında ne değişiyor? Aslında sadece genliği 2 katına çıkıyor. Bunu 2 ile çarpınca genliği 2 katına çıkmış oluyor. Peki size son bir sorum var. 2 sinüs eksi x'in periyodu nedir? Sinüs x'in periyodu ile ilişkiler. Midir? Bunu anlamanın iki yolu var aslında. Buradaki grafiklere bakarak bunu bulabilirsiniz ya da anımsayacağınız formülle de bulabilirsiniz. Eğer bu klasik formülü kullanmak isterseniz periyot eşittir 2 pi bölü kat sayının mutlak değeri. 2 pi'ye ne kadar hızlı varacağımızı anlamak için hesaplıyoruz periyodu değil mi? 2 pi bölü eksi 1'in mutlak değeri yani 2 pi. Sinüs x ile aynı periyot değerini buldunuz. Görüyorsunuz her 2 pi'de bir döngü tamamlıyorsunuz. 2 pi ve bir döngü. Peki fark ne? Tamam periyotları aynı biliyoruz. Hatırlayacağınız üzere negatif işareti tamamen göz ardı etmiyoruz. Negatif işaret periyodu etkilemiyor ama grafiğin görüntüsünü etkiliyor. X değerleri artarken klasik sinüs fonksiyonunun aksine eksi x'in sinüsünü alıyorsunuz. İşte bu yüzden de x değerleri artarken grafik negatif yönde e, harekete başlıyor. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz: Bu sinüs x'in y eksenine göre yansıması. Üstteki ikisi birbirinin yansıması ve alttaki ikisi de birbirinin yansıması durumunda. Bu yukarıdakinin genliğinin iki katı alınmış hali. Bu ise yukarıdakinin genliğinin iki katının alınmış hali.